Bir önceki videoda üç boyutlu grafiklerin nasıl yorumlanabileceklerinden bahsetmiştik. Karşımızda bir başka üç boyutlu grafik var. Bayağı da engebeli. Bu f x virgül y eşittir kosinüs x çarpı sinüs y'nin evet grafiği. Bu arada bu grafiğin z eşittir aynı ifade olarak tanımlanabileceğini de söylemek istiyorum. Neden diye soracak olursanız fonksiyonun çıktı değeri her bir noktanın z koordinatıdır da ondan. Size şimdi de bu grafikler ile bildiğiniz fonksiyonlar arasındaki bağlantıyı, grafiği dilimleyerek nasıl yorumlayabileceğimizden, evet bundan bahsetmek istiyorum. Örneğin grafiği bu düzlemle dilimlediğimizi düşünerek başlayalım. Bu düzlem x eşittir 0 düzlemidir. Bakın x ekseni burada. x eşittir 0 düzleminde x koordinatı 0'dır. y ve z istedikleri değeri alabilir ve sonuç olarak buna benzeyen bir düzlem elde ederiz. Bu düzlemin grafiği nerede kestiğine bakalım. Grafiği bu şekilde dilimliyorum ve düzlemle kesiştiği yeri de kırmızı ile çiziyorum. Kırmızı eğrinin sinüsoidal bir dalgaya benzediğini görüyorsunuz değil mi? Aslına bakarsanız bu sinüs fonksiyonunun ta kendisidir. Orijinden geçiyor ve artarak başlıyor. Ve fonksiyona değerler verirseniz bunun son derece mantıklı olduğunu da görebilirsiniz f'ye x eşittir 0 değerini verirsek, bu arada bu durumda y herhangi bir değeri alabilir ve kosinüs 0 çarpı sinüs y elde ederiz. Peki 0'ın kosinüsü nedir? Kosinüs 0 1'dir ve böylece bu fonksiyon x eşittir sıfırda sinüs y'ye eşit olur y herhangi bir değeri aldığında z koordinatı ile temsil edilen çıktı da bize görmeye alışık olduğumuz iki boyutlu bir grafik verir. Farklı bir noktayla denemek ister misiniz? Mesela bu sefer x eşittir 0 yerine y eşittir 0'ı ele alalım. Bu defa grafiği çizmeden formülü kullanıp y 0'a eşit olduğunda ne elde edeceğimizi anlamaya çalışalım. Şuraya yazıyorum. x herhangi bir değeri alabilir ama y 0'a eşit olacak. Bu durumda kosinüs x çarpı sinüs 0 elde ederiz. Sinüs 0, 0'a eşittir ve kosinüs x ile çarpımı da 0 eder. Dolayısıyla yani y 0'a eşit olduğunda sabit ve 0'a eşit bir fonksiyon elde etmemiz gerekir. Bakalım haklı mıyız? Grafiği bu sefer de y eşittir 0 düzlemi ile dilimliyorum. Bu y ekseni. y 0'a eşit ama x ve z istedikleri değeri alabiliyorlar. Grafiği az önceki gibi keseyim ve ne görüyorsunuz? x ekseni doğrultusunda uzanan düz bir doğru. Şimdi bir de y'nin farklı bir değerini el alalım. Evet, y eşittir 0 yerine grafiği farklı bir değer ile dilimleyeceğim. Bu sefer mesela y pi bölü 2'ye eşit olsun. Evet. Yine bir dalga elde ettik ve bu kosinüs dalgasına çok benziyor. Nereye varmaya çalıştığımı anlıyorsunuz değil mi? X herhangi bir değeri alabilirken bunu göstermeye çalışırsak bir saniye hemen not edeyim. Kosinüs x sinüs y sabit bir değer alacak. Ne demiştik? Sinüs pi bölü 2, öyle değil mi? Sinüs pi bölü 2, 1'e eşit olduğu için bu kısmı görmezden gelebilirsiniz. Böylece geriye kosinüs x kalır. Bu çok değişkenli fonksiyonun y değerini sabitleyip x'in herhangi bir değeri almasına izin verdiğimizde kosinüs fonksiyonunu elde ettik. Bunun 3 boyutlu grafikleri anlayabilmek için çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Grafiğin orijinal hali şimdi geri döneyim. Şu kırmızı çizgiden de bir kurtulalım tamam. Videonun başında da söylediğim gibi bu engebeli ve anlaşılması güç görünen grafiğin değişkenlerinden birini sabit tutarsanız iki boyutlu bir grafik elde edersiniz. Bu arada düzlemlerle grafiği dilimlerken elde ettiğiniz dalganın, amplitüdü ve buna benzeyen şeyler hakkında da kafa yorabilirsiniz. Bunun kısmi türeve geçtiğimizde çok ama çok önemli olacağını da göreceksiniz.